Evet, ikinci günü de bitirdik. Bugün üçüncü ve son günümüze başlıyoruz. İkinci gün ilk gün kadar zor olmadı. İlk gün daha çok dalga vardı. Dengede daha çok zorlandık. Vücut alışmadığı için daha çok yorulduk, daha çabuk yorulduk. İkinci gün biraz daha tempoya alışmıştık. Şimdi herhalde bugün hem mesafemiz kısa, hem daha koylar olmadığı için daha düz bir hatta ilerleyeceğiz. Kıyıyı takip edince daha rahat oluyor. Akıntı daha az oluyor, rüzgar daha az etkiliyor, dalga daha az oluyor. Yaklaşık 9 deniz mili bir mesafemiz var. Bizim tahminimiz bu mesafeyi 3 saat içinde yavaş bir tempoda giderek alacağız. Eğer tahmin ettiğimiz gibi 3-4 saat içinde molalarla beraber 4 saati bulur. 4 saat içinde bu mesafeyi gidersek de bugün akşam İstanbul'a dönüş için harekete geçeceğiz. Bu kaldığımız yer Havuzlar Şehitliği. Çanakkale Savaşları'nda önemli bir rol oynamış. Burası bir limanmış, destek limanıymış. Bütün cephelerin arka tarafının açıldığı bir vadinin ucu burası. Denizle birleştiği yer. Dolayısıyla yaralılar buradan nakledilmiş. Lojistik üs olarak burası kullanılmış. Buradaki atmosferi anlatmak kolay değil. Oldukça duygusal bir durumdayız hepimiz. Çünkü hani çok değil, bundan 100 sene önce burada çok büyük bir dram yaşanmış. Çok fazla insan, genç hayatını kaybetmiş. Keşke bunlar olmasaydı diyor insan ama bunlar yaşanmış. Şimdi bugün birazdan kürek çekmeye başlayacağız. Ekibin durumu oldukça iyi durumda. Yani öyle bir hastalık olmadı, sakatlık olmadı, aşırı yorgunluk olmadı. Genel olarak ekip kondisyon olarak ve malzeme olarak eş seviyede. Böyle bir bilinmez ve zorlu olabilecek rotaya çıkarken 6 kişinin birbiriyle uyumlu olarak bir araya gelmesi çok kolay olmuyor. Çünkü bir kişinin bile işte kayağı diğerlerinden yavaşsa diğerleri onu beklemek zorunda. Veya birinin kondisyonu diğerlerine uymuyorsa bu fazla da olabilir, az da olabilir. Diğerlerini zor durumda bırakıyor. Ekibin içinde uyumlu olunması gerekiyor. Hani ben burada kamp yapmam, işte ben bu kadar erken uyanmam falan gibilerinde bir uyumsuzluk hiç yaşamadık. Çok güzel paylaşımlı bir faaliyet oldu. Herkes gerek yiyecek olsun, gerek yardıma ihtiyacı olduğunda ne malzeme olursa olsun birbiriyle paylaştı. Mesela aramızdan bir kişi hiç yemek getirmemiş. Çünkü buluştuktan sonra yiyecek alışverişi yapılacağını düşünüyormuş. Dolayısıyla herkes onunla yiyeceğini paylaştı. Hiçbir problem yaşanmadı. İşte bir kişi tişört çantasını arabada unutmuş. Gerçi ihtiyacı olmadı ama olsaydı hepimizde yedek tişörtler vardı, ona verirdik. Gibi. Böyle. Bu tip faaliyetler ne kadar sık yapılırsa o kadar birbirini insan tanıyor. Ona göre davranıyor, ona göre beklentiler içinde oluyor. Dolayısıyla bizim de hem adalara yaptığımız ön hazırlık faaliyeti hem de bu ekibin geçmişteki birliktelikleri, yapmış oldukları faaliyetler, aktivitelerden dolayı ekip oldukça iyi birbirini tanıyor. Üçüncü günün heyecanı var. Çünkü bugün son gün. Aslında birazcık da faaliyet bitti moduna girdik. Dönüş psikolojisine girdik diyeyim. Dolayısıyla artık kamp yapmayacağız. Karaya çıktıktan sonra bugün, işte öğleden sonra artık kayakları boşaltıp arabaları yükleyeceğiz. Hadi bakalım, fazla bekletmeyeyim arkadaşlar. Çünkü gene en sona ben kaldım, onlar denize taşıyorlar. Onların yanına gideyim, ben de onlara katılayım. Altan destekliysen.
artık biraz daha kolay gelecek rota arkadan esen rüzgarla. İnşallah dalga olmaz ama sanmıyorum dalga olacağını. Hayırlısıyla üçüncü günde bitirelim diyorum. Bugün üçüncü gün, hava çok sıcak. Rüzgar yok, güneş çok güçlü. O yüzden çok terliyoruz. Evet, üçüncü günün ilk molasını verdik. Yaklaşık 50 dakikalık bir kürek çekme yolculuğundan sonra bir takım böyle kalıntıların olduğu bir küçük koy bulduk. Ve burada ilk molamızı verdik. Birazcık bacaklarımızı esnetiyoruz, su içiyoruz. Biraz dinleneceğiz bir 10 dakika kadar. Sonra yola devam. Eski bir kale kalıntısı mıdır artık ya da kale değil de eski bir tarihi bir yapının kalıntılarını görüyoruz yukarıda. Evet, açma germe hareketlerimizdeki hocamızla. Hocam ne yapıyoruz? Uyuştuk. Kasları açıyoruz. Kan gitsin her yere. Esniyoruz. Gitsin, evet. Açma germe ayaklarımızı yapalım. Evet. Bir, şurada bir kulübe var. Harika ya. Çek burayı. Oo. Adam kendine yer yapmış ya. Adamın tavası var abi. Demek ki balık da yapıyor. Hava kararmış. Evet, burada geliyor balık tutuyor. Tavada. Tatlısına baksana. Balık yapıyor. Aa, burada kokmuş balıklar var. Evet arkadaşlar, madem denize giriyoruz dedik, bir rol yapalım dedik. Hadi bismillah. Bir tane daha geliyor. Kürek kırıldı be. Gelmedi mi? Yok. İyi. Neyse bak.
Burada bir şey oldu. Kesin bir önemli. Abi kürek ortadan ikiye kırıldı be. Vay arkadaş. Küreğinde demek ki. Küreğinde bir canı varmış. Rol yapıyorsun aslında. Birkaç tane eksik var. O da şeyden, video izleyip de yapmaya çalışmaktan kaynaklanıyor. Aslında rol dışarıdan bakıldığında kürekle yapılan bir hareket. Ama aslen, yani bir eğitimini aldığında, tekniğini öğrendiğinde, birazdan sen de fark edeceksin ki kalçanı ve bacaklarını hareket ettirerek aslında rol daha kolay yapılıyor. Yani kaba kuvvetle değil, kas gücüyle değil, aslında vücudunu belli pozisyonlarda tutarak kayanın yüzdürücülüğüyle vücut ağırlığını yer değiştiriyorsun, o kadar. Yani böyle anlatırken böyle yaparken bir iki deneme gerekiyor. Senin kafan suya mümkün olduğunca yakın olacak çünkü ellerin su yüzeyinde olacak. Kafanı sudan çıkarmadan kalçanı ve bacaklarını çekerek ters döndüğünde bu ayağını pedala basıp bunu dizini güvertenin altından yukarı doğru işte bu hareketi yapacaksın. Küreğini tutuyorsun. Evet. Küreğini tut. Sonra? Evet. İki elinle. İki elimle. Evet. Tamam. Şimdi devril yavaş yavaş. Suya gireceksin. Sırttan şöyle etme. Ona gerek yok. Tamam. Gelsin. Evet, karınayı görelim. Senin kafa suda yalnız. Şimdi kalkanlı güzel. İşte 99'un rolüm bu. Evet. Dur lan, oradan çekelim. Yani hala yükleniyorsun bu arada. Küreğin. Dur, ben kendim yapayım. Şöyle şu açıdan daha iyi gözükecek. Erol abinin anlattığını tekrar ediyorum. Öncelikle sadece kürekle mi? Alakası yok dedi rolun. Sadece gövde hareketiyle alakası var dedi. Şimdi sadece gövdemle çok acele ediyorsun. Çok acele ettik. Bir daha. Şimdi sen tek başına yaparsan şu an olmaz ama. Tamam. İlk önce şey lazım. Kalçam belin kas hafızasına oturması gerekiyor. Bu arada kayak yüklü arkadaşlar. Evet. Onu da çevirmek daha zor oluyor. Sen sadece kafan suya kadar insin. Biz karineyi görelim. Ters döndüğünü kayağın tamamen. Tamam. Üşümüyorsun değil mi? Yok, iyiyim. Yat abi suya. Geriye gitmene bile gerek yok. Tamam. Yat. Kafa suda. Evet, bak gördüğün gibi elime çok az baskı yaptı. Evet. Küreği sadece değebilir miyim? Ben çok dokunmadım. Hiç dokunma abi. Deniyor. Verses coming daily under pressure. Working on the plot and the scheme. The true stock trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one. One shot for the kill. The breeze cut, freeze up. Straight drop in the chills. I'm talking. Taking over pieces and shares. A ball break sky high. Check the movement is here. Yeah. Yeah. It's one heart, one shot. Now the future is yours. Go. Evet, kısa yüzme molamızı bitirdik. Tekrar kürek çekmeye başladık. Bu köşeden Çanakkale abidesi görünmeye başladı artık. Abide bizim son durağımız. Şu anda çok uzak görünüyor. Ama denizde mesafeler böyle uzak görünse de kısa zamanda alınabiliyor. Çanakkale köprüsünde aynı şey olmuştu. Sanki hiç ulaşamayacakmışız gibi görünen köprü. Böyle birkaç saat sonra altından geçiyorduk. Şimdi de en fazla 1,5 saatlik bir yolumuz kaldı. Herhalde bir kısa mola daha verip ondan sonra artık hedefimize ulaşırız diye tahmin ediyorum. Burada su
inanılmaz derecede şeffaf ve berrak. Böyle Datça'da gibi, Marmaris'teki gibi hiç aratmıyor. 8-9 metreden aşağıdaki kayaları sayabilirsiniz. Çok berrak bir su, çok canlı bir su. Çok fazla yosun ve balık var. Gerçekten hiç beklemediğim kadar güzel bir suyla karşılaştık. O yüzden de dayanamayıp yüzdük zaten. Evet, son dönemece geldik. Son düzlük. Son düzlükteyiz. Bırakma. Abi de görünmüyor şimdi. Bunu geçtikten sonra hem bayrak hem de abideyi göreceğiz. Bundan sonra da artık geldik. Evet, Çanakkale abidesine geldik. 3 günün sonunda, 3 gün yoğun bir şekilde kürek çekmenin sonunda Gelibolu'dan Çanakkale abidesine kadar ulaştık sağ salim. Bugün hava anlamında en güzel gündü. Hiç dalga yoktu. Deniz çarşaf gibiydi. Denizin altı inanılmaz güzel görünüyordu. Bir kere su çok berrak. 10 metrede bile altta yüzen balıkları, taşları, vatosları, deniz analarını her şeyi çok net bir şekilde gördük. Çekebildiğimiz kadar size çekmeye çalıştık. Şimdi Morto koyuna gidiyoruz. Kalacağımız pansiyon ve diğer aracımız bizi orada bekliyor. Artık son burnu dönüp koyun içine girip seyahati sonlandıracağız. Gerçekten mutluyum. Benim için hayal etmesi bile korkutucu bir seyahatti bu. Çünkü deniz kayağıyla bu kadar uzun bir rota, bu kadar 3 gün sürecek bir rotayı daha önce hiç yapmamıştım. İlk tecrübem oldu o anlamda, uzun bir rota anlamında. Kazasız belasız bunu becerdik, paylaştık. Bu 6 kişi inanıyorum ki çok daha farklı rotalara, çok daha uzun, zor, değişik rotalara yine birlikte gideceğiz. Çünkü hepimiz çok eğlendik, çok güldük. Arada 2 gece kamp yaptık ve 3. günün sonunda hedefimize ulaştık. İzlediğiniz için teşekkürler.